Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantanın tarifini yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şöyle göstereyim yine. Çok kolay, çok kullanışlı. El işi çantası, ayakkabı çantası olarak da kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabileceğiniz güzel bir çanta gösterimi yapacağız şimdi. Şöyle göstereyim. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar benim iplerim koton ip çantalık koton ipler var. Biraz daha sert, daha güzel dursun diye. Ama siz tabii ki istediğiniz e, iplerden yapabilirsiniz. Ben şimdi size şöyle bir öncelikle ölçüsünü vereyim. Bu çantamızın eni 30. Şöyle. Boyu ise şuradan ölçüyoruz. Burasını saymayalım. Şöyle ölçelim. Şuraya kadar 28. Eni 30, şurası 28. Boyu ise şöyle baştan ölçelim. 37 falan. Şimdi şöyle bir kulpumuz lazım. İster böyle yapabilirsiniz, ister bu kulplardan olabilir. İster değişik ahşap kulplar. O sizin tercihinize kalmış bir şey. E, kulp alamayanlar için de örgüden de yapabilip içinden geçirebilirsiniz kulp için. Her türlü güzel oluyor bu çantalar. Şimdi ilk yapanlar için ben şu başlangıç yerinden göstereceğim. İlk yapanlar için bu motifi nasıl büyüteceğiz onu göstereyim. Sonra şu üst taraflarını zaten önemli olan burası. Burası düz bir şekilde büyüyecek. İstediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Şimdi ipimiz dediğim gibi ben koton ipten yaptım. Zaten bir tanesini hazırladım. Şimdi bununla göstereceğim. Bu da değişik güzel bir renk oldu. Bakın şu şekilde olacak çantamız. Şuradan kulpunu koyup dikeceğiz bunu. Şimdi bunu da göstereceğim ama başlangıç yerini ben size öncelikle ilk yapanlar için göstereyim. Şöyle 6 tane bir zincir çekelim. Şöyle. 6 tane zinciri diğer ucuyla içinden kaydırarak birleştirdim. 3 tane zincir çekip milüstü ilmeğimi aldım. İkili trabzan yaptım. iki kere de çekerek. Tekrar aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım. 3 zincirle birlikte 3 tane oldu. Ve şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi alıp aynı boşluğa 1 2 kere de çıkarak 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimi aldım. Aynı boşluğa 1 2 defada çıkartıyoruz. Bilenler bilir zaten örgüyü ama ilk başlangıçta başlayanlar için burasını göstermek istedim. 3 zincir çektik. Aynı boşluğa tekrar yani şu trabzanlardan 3 tane içlerini dolduruyoruz. 2 litre trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 tane ile başladık. Tekrar 3 zincir çekip ilk başlangıç zincirimizin oraya bu ipimizi çıkarttık ve içinden geçerek buraya sabitledim. Ve bir zincir çekip bu ipimizi artık kırıyoruz. Çünkü her sırasını bir renk yaptık. Tabii ki sizler iki sırada bir de değiştirebilirsiniz ipinizi. Ama her sırası bu modele göre yapacağım için bunu gösteriyorum. Bunu ben arkadan kaybedeceğim. Şu şekilde bir orta yaptık. Şimdi diğer ipimize geçeceğim. Herhangi istediğim bir ipi aldım. Başka bir rengi. İster böyle de başlayabilirsiniz zincir çekerek. İster şu şekilde de başlayabilirsiniz. Bak 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Aynı boşluğa yani bu köşelere 3 tane yapacağım yine. Zincirle birlikte 2 oldu. 1 tane daha yaptım 3. Şunu içinden geçireceğim alttan kaybetmek için. 1 2 3 tane çekip ilmeğimi aldım aynı boşla tekrar yapıyorum ki köşe oluşsun 3 ipi de oradan kaybedeceğim 3 tane şöyle şimdi bu arada bir zincir çekiyoruz ilmeğimizi aldık diğer boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1, 2, 3 tane köşelerde aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aralar, bir zincir ama köşeye gelen yerler. Yani şu köşeler. Hep 3 şu aradakiler 1 zincir. Bu köşeye de aynı şekilde 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğa 3 tane yine trabzanımızı yaptık. 3 zincir çekip aynı yere bir köşemizi daha oluşturmuş olduk. 3 tane doldurduktan sonra bir zincir çekiyoruz bu aradaki çektiğimiz gibi. İlk başlangıç yerimize bu ipimizi sabitliyoruz içinden geçirerek ve bir tane zincir çekip sıkıca ipimizi buradan da kestik. Bak. Şimdi bir sıra daha göstereyim. O şekilde istediğiniz kadar yani şu santime kadar 13 sıra yaptım ben bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra her rengi böyle yapacaksınız. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine geldim köşeye. Şöyle yaptık. İlmi ipimizi aldık. Bu ipi tutuyoruz burada. 1, 2, 3 tane çektik. Bura köşe. Yine alttaki gibi köşe yapacağız. 3 tane doldurduk. 3 zincir çektik. Hep köşeden başlayacağız. 3 tane zi, pardon trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Şu araya 3 tane trabzan yapacağız yine ikili. 3 tane doldurduk. Bir tane zincir çekip bu köşeye geldik. Sadece köşeleri iki defa üçlü trabzan yapacağız. Bu aralar şu boşluklara birer tane. 3 tane zincir çektik. Aynı yere köşemizi yapıyoruz. Yani köşelere bu şekilde yapacağız. Bu da köşe. Şu aralara üçer tane yapıp bırakacağız. Birer zincir aralarda olacak. Buraya da üç tane trabzan. Bu şekilde büyüteceğiz her sırasını istediğiniz renklerle köşelerden başlayıp bu köşelere geldiğinizde bu köşeler 3 zincir zaten 3 bu tarafa 3 bu tarafa 3 ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde her sıramızı büyüteceğiz ta ki 13 sıra olana kadar. Buraya kadar anladık inşallah. Bundan sonrası 13 sıra yaptıktan sonra arkadaşlar yani her sırasını aynı gösterdiğim şekilde yaptıktan sonra bakın 13 sıra bitmiş olacak. Bittikten sonra köşedeyiz şimdi. Ben hazırladım ki bu videomuza rahat çekim olsun diye. İpimiz karışmış. Evet. Şimdi bu köşeye geldik. Şimdi sadece bu yukarısını yanlardan keserek gitmiş olacağız. Nasıl mı keseceğiz? Şimdi onu göstereceğim. En son köşemize geldikten sonra ipimizi hangi e, ip zeminde yapmak istiyorsanız en son sırasını onunla bitireceksiniz ve şimdi devam edeceğiz üst tarafa. Şimdi bu köşeye geldik. Bu köşede 3 tane zincir çektim. İlmeğimi aldım. Buraya değil. Şuraya. Hemen burada bir tane kesmiş oldum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda bir zincir ile Bakın şurası şöyle şu şekilde duracak. Şuradan 3 zincir çekip buraya değil şuraya battık. Burada bir tane kaybetmiş olduk. Şimdi aralarda bir zincir çekerek diğer köşeye kadar gelelim. Aralar hep bir zincir. Sadece şu yaparken köşeler 3 zincir. Videoyu durdurmadım. Oraya gelene kadar ki hem de görün istedim. üçer tane trabzanı yaparak son köşeye kadar gelelim. Şimdi şurada iki tane kaldı. Şunu da yapıyoruz. Bir zincir çektim. Bunu da yaptıktan sonra şimdi bir tane de burada eksilteceğiz. Şu şekilde. Şimdi buraya geldik. Burada ilmeğimizi aldık. Şu zincirin orta yerinden Şöyle biraz uzatarak ikili trabzan yaptık. Ve burada 1 2 3 zincir çekip geri döndük. Burada bir tane eksilttik zaten. Şimdi burada eksiltiyoruz. 3 zincir çektik. İlmeği aldık. Hemen direkt şu şekilde olacak. Buraya yan tarafına 3 tane trabzanımızı yaptık. kalsın şöyle biraz göz almasın şu şekilde şimdi bir tane zincir çekip geri gidiyoruz yine aralar bir zincirle tekrar dolgularımızı yaparak trabzanları karşı köşeye gidiyoruz bir zincirle trabzanlarımızı yaptık. Ben biraz hızlı öreyim burada. Tığımızı söylemeyi unuttum. Bu arada tığımız bu benim ipime göre 3,5 numara. Siz tabii ki Başka ipler kalın ip kullanırsanız biraz daha kalın örebilirsiniz. İnce kullanırsanız bir tık daha ince ipinize göre tığınızı kullanabilirsiniz. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman şöyle göstereyim. Şu zaten 3 zincir çekmiştik şurada. Oraya değil şu son yere geldik. Bir tane kala bırakıyoruz. Şimdi zincir falan da çekmiyorum. İlmeği aldım. Hemen bunun şu köşesinden ikili trabzan yaparak buraya birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir çekip geri döndük diğer tarafta yaptığımız gibi ilmeği aldık hemen şu boşluğa devam ediyoruz bakın burası bu şekilde gitmiş olacak yani şurası şöyle üçgen şekilde gitmiş olacak ve eksiltmiş oluyoruz bunları bir zincir çektik. Yine devam ediyoruz. Diğer tarafa gelene kadar. Üçüncü sıramızı yapmış oluyoruz. Beş sırada bitecek. Sonra sık yere, sık iğne olan yere geleceğiz. Yani şuraya. şimdi buraya da yaptık bir tane kala bırakıyorduk değil mi arkadaşlar şimdi 3 taneyi yaptık bir tane kaldı burada yine aynı ilmeği aldık bunun tam köşesinden iki ta ikili trabzanımızı şu şekilde yaptık 1 2 3 zincir çekip geri döndük bakın yine eksiltmiş olduk ilmeğimizi aldık şuraya üçlü trabzanımızı üç tane trabzanımızı yapıyoruz bakın diğer taraf gibi oldu şöyle tuttuğumuzda eksilterek gidiyoruz şimdi aralarda bir zincir çekerek diğer köşeye gidiyorum Dördüncü sıramızı gidiyoruz. Yine bir tane trabzanlı yerimizi bırakarak diğer köşemize de geldik. Şu şekilde bir tane kaldı yine şundan. Bir tane kalınca hemen ilmeğimizi aldık. Bu bir tanenin şu son köşesinden ikili trabzanımızı yaptık. Yine 3 zincir çekip diğer tarafa dönüyoruz ilmeğimizi aldık hemen şuradan devam ediyoruz bak buralar Üç zincir gibi oldu 3 tane doldurduk bir zincir çektik 3 tane yapıp aralarda tek zincirle geri döndük. 5. sıradayız. 3 4 5. Evet. son yerimizi de yapıp bir tane kala ilmeği aldık son kalanın köşesinden her zaman yaptığımız gibi trabzanımızı yaptık bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane oldu ve şimdi burası bitti kesim işlemimiz bitti yani son sıradan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sırada yan tarafları kesmiş olduk. Şimdi yapacağımız işlem şurada da göstereyim. Dümdüz yukarıya doğru çakma trabzan yapacağız. Şimdi bir zincir çekiyoruz burada döndükten sonra ilmeğimizi aldık. Her bir trabzanların başına hepsini bir çekeceğiz. Ilmeğimizi alıyoruz, hiç atlamadan çıkarttık, hepsini bir aldık. Ilmeğimizi aldık, hepsini bir çekiyoruz. Sadece bu üçlü trabzanların başına, şu aradaki bir zincirleri atlıyoruz. Çünkü biraz da yukarıda daraltmış olacağız. Bu boşluklardaki ilmeklerin üstünü yapmıyoruz. Ilmeğimizi aldık, hemen trabzanın başına çıkarttık. Üçünü birden alıyoruz. Bunun adı çakma trabzan. Yani iki kere de değil de bir seferde çıkartıyoruz. İlmeği alıyoruz. Şu şekilde. İlmeğimizi aldık. Sadece 3 tane şu yaptıklarımızın trabzanların baştaki boşluklara aradaki zincirleri yapmıyoruz. ilmeğimizi aldık birden çekiyoruz ilmek aldık birden çektik bu şekilde bütün trabzanların tepesine yapıyoruz sona kadar gelelim 8 tane trabzanların tepesine yaptık. 1 2 zincir çekip geri döndük. Pardon. Geri döndük. Şimdi ilmeğimizi yine aldık. Her bir boşluğa tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. Çakma trabzanlarımızı. Ilmeğimizi alıyoruz, çekiyoruz. Ilmek aldı, boşla yaptık ve çektik. Ilmek aldık. Hepsini bir çekiyoruz. Yani bu şekilde hiç atlamadan, yanlardan eksiltmeden bu şekilde bir 2 3 4 5 6 7 8 sıra örüyoruz. 8 sıra sonra ipimizi biraz uzun bırakarak kopartıyoruz. Bunu şu şekilde şöyle göstereceğim size. Kulpumuz büyük olsun istemedim video çekerken ben bunu ahşap kulp dikeceğim ama şimdi bunu da gösterdim. Şöyle içine koyup ters tarafı size bakacak iç tarafından şurayı bir oradan bir oradan bir oradan dikeceğiz. Şimdi dikme işlemini de göstereyim size küçücük. 8 sıra bunu tamamlıyoruz. Git gel yaparak 8 sıra tamamlanacak bunda. 8 sırayı tamamladıktan sonra şöyle önce iğnemize ipliğimizi takalım. Burası ters yüzü ve şu şekilde tuttuk. Şöyle kulpumuzu yerleştirdik. Bakın iğnemiz burada. Şu ilk baştan şurayı bir sabitleyelim. Hemen nereden başladıysak sık iğne yerine Oradan bunu bir sabitliyoruz. Ve bu şekilde bir alttan bir üst ilmekten şu şekilde şöyle dikeceğiz. Biraz daha yakından göstereyim. Bir alt ilmekten ilk başlangıçtaki sık iğneden hemen hiç atlamadan bir tane de buradan alarak bunu dikiyoruz bir alttan bir üst ilmekten hiç dediğim gibi ilmek atlamadan şurayı sona kadar dikiyoruz ben kulpumu size göstermek için böyle dikiyorum şimdi kulpumu bundan yapmayacağım için bu kulpu dikmeyeceğim tabi size göstermek için diktim şu şekilde bir oradan bir oradan şuraya kadar geliyoruz daha sonra kulpunuzu diktikten sonra isterseniz kulpunuzu sonra da dikebilirsiniz ben bunu 8 sıra öreceğim şimdi şimdi iki tarafı da iki tane böyle ördükten sonra düz tarafları size bakacak ikisi de ters içe bakacak şekilde şu şekilde koyduk böyle burası da düz olacak burası da düz olacak şimdi kenar birleştirmesine geldik şu köşeden yani ördüğümüz 13 sıralı köşemizden şuraya ellemiyoruz ben buraya bir ipimi sabitledim şimdi bu köşeyi diğer köşeyle Yan yana getirip bu ipimi buraya bir sabitledim. Şimdi arkadaşlar burada şu üç tane görmüş olduğunuz ve aradaki bir zincirli yerleri hiçbir tane atlamadan ilmek almıyoruz, sık iğne olarak bir buraya alıyoruz, bir diğer karşı tarafı sık iğne yaptık. Bir buradan ilmek atlamıyoruz. Karşı tarafın ilmeğini aldık. Sık iğne yaptık. Bir buradan aldık. Bir diğer taraftan aldık. Sık iğne yaparak. Benim ipim biraz değişik çıktı arkadaşlar. Biraz koyu. O sizi aldatmasın. Şöyle bir de boşluğa. Bir trabzanın başındaki arka taraftaki de aynı şekilde gelecek şekilde bu şekilde hiç ilmek atlamadan karşılıklı boşluğa da boşluğa böyle boşluğa boşluk gelecek şekilde ilmeklerimizi karşılıklı alarak sık iğnemizi yapıyoruz. atlarsak bir tane bile atlamış olursak denk gelmez. Boşlukları aynı şekilde bu şekilde köşeye kadar gelelim. Köşeyi de göstereyim. Evet hiç ilme katlamadan diğer köşeye geldim. Alt köşesi burası çantamızın altı. Şu köşe. Köşeye geldiğimizde boşluklara arkasındakiyle birlikte 2, 3 tane yapalım ki köşelerimiz gelmesin e, alttan. Şimdi direkt yine başladım ilmekten ilmeğe. Yani şu köşeye geldiğimizde 3 tane yaptım. Burası sıkı durmasın diye. Diğer köşeyi de aynı 3 tane boşluğa dolduracaksınız. Bunlar diğer e, her ilmekten ilmeğe. Bu şekilde şurada da göstereyim. Bu çantamız şöyle dursun. Şurada bakın görmüş olduğunuz gibi köşeyi yapıp bu köşeye geleceğiz. Daha sonra da şuraya gelene kadar yaptık. Çantamızı dikmiş olduk. Ee, o kadar basit, o kadar güzel gösterişli bir çanta ki. Şimdi bunun içine astar e, dikmek istedim ben. Sizin de yapacağınız Ben şöyle bir parçam vardı. Şöyle. Şimdi bunu şuradan yani şu parçaya göre 13 sıra ördüğümüz parçaya göre bir parça kesin. Bir 2-3 tarafını dikeceksiniz. Şu ağız kısmı boş kalacak. Bunu arkadaşlar içine geçirdiğiniz zaman siz bile dikebilirsiniz. Çok basit oluyor. İçine geçirdiniz bu parçayı, şöyle açtınız burayı. Şu kısımda yani şuradan itibaren bunu şuraya katlayarak elinizde dikebilirsiniz. Böylelikle astarını da yapmış olursunuz şu şekilde. Torba şeklinde içine dikip ağız kısmını şöyle bir dikeceksiniz o kadar. Onu şimdi biraz uzun dikişle çok uğraşmadığım için gösteremeyeceğim. Ama ben elimde dikeceğim kendim. Size de şöyle bir pratik göstermek istedim sadece. Tarifimiz bu kadardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar çantamızı. Kulpumuzu da taktıktan sonra e, daha güzel görünümlü bir çantamız oldu. Şöyle göstereyim. Buraya bir de çıt dikebilirsiniz şöyle açıp kapatmak için. O da güzel kolay bir kullanım olur sizin için. Anlatımımız bu kadar. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğen atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Takıldığınız yerlerde yoruma yazabilirsiniz. Hoşçakalın.